bekliyor 400 metre. Nach 50 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Simbacher Landstraße nehmen. Evet, buradan şimdi dönen kavşaktan sola dönüyoruz. Avusturya'ya hoş geldiniz. Nişteki otelin oradaki hava durumunu, yarın sabah orada da yağmur geleceği gösteriyordu. İnşallah ıslanmadan oradan da çıkabiliriz. İnşallah. Gündüz yok orada yağmur, akşam da yok. Geceden gece yağmur, sabaha doğru yağmur geleceği gösteriyor. Bakalım, hep yağmurlarla çıkacağız yollara herhalde. Not 500 metre. Ümit Kreisverkehr via Dostpark Leberhosweg nehme. Bu ne ya? Almanca ile Türkçe iyice karıştırdı. Şimdi Türkçesinde Almanca o konuşuyor. İyice karıştırıyor. Nehmendi, nehmendi, nehmendi. Baygın, baygın. Evet, benzinliğe geldik. Benzinliğe gidelim. Benzin mi alsın? Buradan benzin alsak kötü olur. Biz buradan mazot alacağız. Ha, dene işte. Şaka yapıyorum ya, ne kızıyorsun? Oradan sana da... Evet. İhtiyaç molası benzinlik. Burada 1.28'miş dizel. Çünkü Almanya'yla pek farkı kalmamış. Almanya'da... Sonra bir kahve bir de şey verirsin. Akşam... Almanya'da bizim 1.31'e kadar düştü. Bir sabah 1.45 filandı. Ondan sonra gün içinde öyle acayip bir değişiklik oluyor. Burada hep aynı kalıyor herhalde, bilmiyorum ama. Neyse. Kilometre Sonra, Knoten Halbkörper Lükafsakinder, Wien, Lenzjönund A1, E55, Tabel Alarinita, Kip et Mekizin Herhenge, BIR Sereticulanen. Kulani, Kulanani. Alman'ın Türkçesi bu kadar oluyor. Navigasyon da karar veremiyor. Türkçe mi konuşayım, Almanca mı? Alman sesinle Türkçe konuşuyor. Olmuyor. Öbür Türk sesinde Almanca konuşuyor. O da tuhaf oluyor, komik oluyor.
600 Metre Zora, Knoten Heidköpfel-Lükafsa-Kinder, Wien, Lenz-Jönünde A1, E55, Tabel Alarini Takip et Mekizin Herhengi B.I.R.S.E.R.E. Dikulanen. Şimdi şeyi de sayıları Almanca söylüyor ama bak. Knoten Heidköpfel-Lükafsa-Kinder, Wien, Jönünde A1, Tabel Alarini Takip et Mekizin Herhengi B.I.R.S.E.R.E. Dikulanen. Tamam. 2 kilometre devam edin. Devam edelim mi siz 2 kilometre? Devam edin ben onu anladım. Ben böyle şey görmedim. Kafayı niye düşürdün bunları? Yok ben şimdi hani Google'ı Türkçe'ye çevirmiştim. Ondan sonra tekrar Almanca'ya çevirdim. Bu sefer telefonla kafayı yedi. Google ne yapacağını bilemiyor. Mesajları çok komik oluyor. Türkçe mesajı Alman sesinle, Almanca ayarlanmış sesle okuyunca kötü oluyor. Almancayı da Türk komik okuyor. Birisinin adı Helga, öbürünün adı Ayşe. Kavga ediyorlar birbirine. Bir o konuşuyor, bir o. Bazen normale dönüyor. Bazen sırf Almanca konuşuyorum, düzgün konuşuyorum. Problem olmaz. Nasıl? 600 metre sonra A1 Şirin. He. A1'e giriyoruz, evet. A25'ten çıkıyor. Biraz düzeltti konuşmadı sanki. Yok, o basit bir kelimeydi onun için. Şimdi arkadaş ne yapacağız? Buraya çıkacağız. Herkes biri sağa gitmeye başlıyor. A1 Switzerland 39 kilometre devam edin. Devam edin. Evet. 38 kilometre. Burası yüzlük yermiş. Evet çok şükür yağmurdan da yağmur da bitti, buralarda yağmur yok. İleri doğru da herhalde hava durumu yok gösteriyor ama şu anda gene de 15 derece. Evet. Diye onu gösteriyor. O hava raporu o. Hani hava raporu. Hani kaç olacağını. Bu 15 şu anda gerçekten kaç olduğunu gösteriyor. Arabanın ölçtüğü o. O kaç derece? Yani o biraz geride kalmış olabilir, o hani sabahki hava durumunu, evet. Orada kalıyor, bazen takılıyor, kalıyor bir saat daha. Sabah 12 dereceydi ya, orada sınırda. Orada internet bağlantısını kurduğu zaman oradan aldığı bilgiydi o. Evet. Burada radarlar var, bir yana göründü. 80 yazıyor, 80'le gidiyoruz. Bir tane radarın yanından geçtik. İleride bir yana görünüyor ama bu görüntüde nasıl çıkıyor bilmiyorum. Kameranın zoom'u olsa daha güzel olurdu. Şimdi kullanalım. De biraz abartıldı buraya da. Öyle ama belki para alsın istiyorum. Belki para alsın. Bu kadar çok tehlikeli bir yermiş gibi 80. 100 rahat gidelim burada. Aha bir tane daha bak. Geride bir tane yokuşun orada işaret vardı, radar. Burada şimdi gene radar var. Üstte de radar önce, 80 yazısı sonra. Burada aşağıda. Kaç tane var burada o kadar şimdi? Almanya'da belli aralıklarla radar koyma şeyi var. Mesela böyle çok sık arka arkaya radar koyma kanunen yasak galiba, yapılmıyor. Burada ne yapar? Ya burasının kanunları başka. Burası Avusturya. Her memleket kendi kanununu yapıyor. Bazı değişiklikler. Metern rechts halten.
Evet, buradan sağa dönersek Eisenstadt, Graz, Eisenstadt yazıyor. Oradan Eisenstadt'ın oradan alternatif bir sınır daha var. Burada çok aşırı kalabalık olduğu zaman biz oradan gitmiştik. Şimdi normal kapıya gidiyoruz. Bu da Peşte. Bizim navigasyon toparladı kendini. Şu anda Almanca'ya döndü. Alman sesinde Türkçe konuşmuyor. Dem Streckenverlauf 16 Kilometer folgen. Evet, 16 kilometre buradan devam edecekmişiz. Hep 80 buraları, burada tüneller var. Yukarıda şehir var. Dağ olduğundan değil tabii. Üstümüzde evler var. Viyana'nın kenarı burası. Buradan hani araziden otobana şey olmasın diye evleri yıkmadan altından tünel şey yapmışlar, işte tünel yapmışlar. Taşıyor. Alttan geçiyoruz. Şimdi gene dışarıya çıkıyoruz. Bak burası haritada görünüyor. Burası şimdi arazi, tarlalık şu yan taraflar. Geride şehir var. Şimdi bu yol böyle dönüyor. Bak burada da görüyorsun. Burada da şehir var. Çok pis kokuyor. Ya bu havayı kirletiyor işte.
Pazar günü kokmuyor, pazar günü çalışmıyor burası. Evet. Acayip. Buradan 34 kilometre sonra diyor ki Parkdorf'a benzinliğe döneceksin. Sınırı transit geçtik. Hiç kimse yoktu, kontrol da yoktu. Hiç durmadan geçtik. Böyle 50 ile 60'la. Şimdi bu Macaristan'a girdik. Bu karşı taraftan gelenler bayağı yoğun. Bakalım kaç kilometre daha bu kuyruk. Uzunluğunu bayağı değil. Göreceğiz şimdi ne kadar sürecek. Çok fazla değil galiba ama. Macaristan'a gireli çok olmadı. Şu anda saat 13. Sırbistan'daki benzinliği OMV'yi ayarladım. Şeye, navigasyona. Yolun burası biraz bozuk. Avusturya'da aldığımız mazot bizim arabada nedense daha az yakıyor. Şu anda görüyoruz. Ortalama yakıtımız 5.5'a düştü. Yani öyle yavaş da gelmiyoruz. Avusturya'da 130 140 bazı yerlerde. Şu anda önümüzde kamyonet gittiği için ben çekim yaptığım için yavaşladım. Yoksa burada da 130'la gidiyoruz. Buranın otobanında. Tabela ne yazıyor? Budapeşte 141 kilometre, Gyor 19 kilometre. Evet, şimdi sollayalım ve hızlanalım. Evet. Ve hava sıcaklığı 22 derece. Bayağı birazcık ısınmaya başladık. Budapeşte çevre yoluna geldik. Sakin. Trafik sıkışıklığı hiç yoktu. Şimdi göreceğiz bakalım. Biraz ileride tekrar Budapeşte'nin orada bir köprü inşaatı olduğu yerde biraz sıkışıklık oluyordu. Ama şu anda sanki yol bize bırakmış. Birden arabalar yok mu oldu? Ne oldu? Biz yanlış yoruldum. Evet. Gelenlerde baya bir yoğunluk var. Baya bir trafik var. Ucu nerede acaba?
kulesi var ya, o köprü inşaatı. Evet. Onun önünde kuyruk. Die Ausfahrt 173 nehmen, dann rechts halten. Bana oraya git diyor ama. Rechts halten. Deneyeyim bir kere. Aşağıda? Yok. Ne olacak? Bak bu da gidiyor oraya. An der Gabelung rechts halten, dann rechts abbiegen. Polonya plaka. Röske 2 kapısına gidiyoruz. Hemen. Rechts abbiegen. Bu başka yere gidiyor. Bu kapı eski kapı. Nach 300 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt 3, Kürzit nehmen. Kreisverkehr abfahren auf 3, Kürzit. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Öbür tarafta kuyruk başlamış olabilir. Bilmiyorum kuyruk nasıl orada. Göremiyorum. Bu yan yana iki tane gümrük var. Bu eski yol. Eski yoldaki gümrük duruyor ama o gümrüğü şey yaptılar şimdi, ne deniyor ona? İkinci gümrük olarak kullanıyorlar ama sadece gündüz. Akşam 7'den sonra kapıyorlar. Saat 15.37. Röske 2 kapısına geldik. Röske 2. Macaristan'dan Sırbistan'a geçeceğiz. Bakalım ne kadar zamanda geçeceğiz. Saat 16.01. Yaklaşık 22-23 dakikadır burada bekliyoruz. Önümüzde şimdi 4-5 araba kaldı. Umduğumdan gene çabuk gidiyor. Bekle. Tut elinden. Bunu da tut. Okay. Turkish. Turkish. You go to Turkish. İstanbul. Turka, ya. Open. Okay.
Ciao. Haydi ciao. Al bakalım. Evet, 16:09. Şimdi bu ikisi de bir arada mıydı bunların, yoksa daha bunun nasıl şey bu? Sanki bir aradaydı. Sırplı mıydı o şimdi? Bir Sırbı'da mı geçtik biz şimdi? Öyle gibi geldi. Burada Republic Serbia yazıyor, evet. Ya o zaman burası öbür taraftan daha iyi. Orada hani uğraşıyorsun iki kere. Burası daha iyi. Bak, o Sırp da bu herhalde. Bu da Sırp da. Burası daha iyi. Orada iki tane yerden geçiyorsun. Burada bir yerden geçiyorsun. Hoşuma gitti benim bu iş. Geçtik mi? Geçmişiz maşallah.